Evet hocam Galatasaray Kopenhag deplasmanında kaybedince Avrupa Ligi'nden devam edecek. Siz maç öncesi esasında Kopenhag maçının Galatasaray'ın Bayern ve Manchester maçlarına göre bir noktada daha farklı ve daha zor geçeceğini söylemiştiniz. Yani oynayan takımlara karşı Galatasaray'ın önde piresi e, sonuç verebilir demiştiniz ve Bayern maçında zaten Galatasaray bayağı takdir toplayan bir oyun oynamıştı. Manchester zaten deplasmanda yendi ve içerideki maçta yine 3-3 3-1'den bir beraberlik. Ama Kopenhag maçı nasıl olur diye kafanızda sizin çekinceler vardı. Onu hatırlıyorum geçen haftaki konuşmamızdan. Acaba Galatasaray daha etkili olabilir miydi? Bazı Ho Okan Hoca'nın tercihleri sonra Ya bunların bunları onları biraz ayrıntıya gireriz belki. ama biraz daha böyle kalın çizgilerle anlatmaya çalışayım. Tabii. Ya burada e, Galatasaray yine aynı oyunu oynamaya çalıştı. Neydi bu? Oyunu dikte etmekti. Çünkü siz gidip Almanya'da Bayern Münih'e, Manchester United'da bunları oynadıysanız ve başarılı olduysanız, oyun olarak ikisinde de başarılıydı. Sonuç olarak Manchester United'daki e, başarısı oldu. Fakat buradaki fark şuydu. Bakın, Kopenhag maçı Kopenhag karşı oynuyorsanız e, istediğiniz oynamanız çok zor. İstediğinizi alabilirsiniz. Bakın, istediğiniz sonucu alabilirsiniz ama istediğiniz oynamanız çok zor. Özellikle 0-0 giden maçlarda bu işi yapmanız hiç de kolay değil. Kabul edelim ki kendi sahalarında veya dışarıda sizi oynatmamak yani oyunu koşu ve mücadeleye çevirme konusunda hakikaten ihsas sahibiler. Kopenhag oyunu. Sizi teknik kaliteden uzaklaştırıp, becerilerden uzaklaştırıp gel koşu mücadeleyle oynayalım bu oyunu deme konusunda çok becerikliler. Bunu en söylemek. çok şampiyonlar gibi en çok koşu mesafesi en yüksek takım Evet. evet. Şimdi bakın koşu mesafesi önemli değil diyebiliriz zaman zaman ama oyunun karakterine göre önem kazanır. Eğer siz bu bu oyunu seçtiyseniz tabii ki koşu mesafesi bir kriterdir o takım için. O, o Koperak için de aynen böyle açıkçası. Şimdi buradaki şey şu. Ne dedim? Benim penceremden anlatıyorum tabii. Ne dedim? Bu takımlara karşı istediğiniz oyunu oynamanız çok zor ama istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Şimdi burada Galatasaray'ın bütün maç boyunca kaç dakika 90 artı binden oynandı. Bir kere bile alan bulamadığını gördük. Katılır mısın Çağrı? Evet, evet. evet. Hiçbir alan şansı vermediler. Evet. Çok yakın yani savunma, orta saha ve hücumluyu de çekerek. Hatta dün izledim e, sevgili Önder Özen'i. Orada özellikle Galatasaray'ın sağ taraftan oyun kurulacağını düşünerek 3 tane e, Kopenhag oyuncu nasıl birbirine yakın oynadığından, nasıl kopmadan oynadığından ve orada alan yaratmadığından bahsetti. Bence çok doğru bir tespitti. Burada ne yapmanız gerekiyor? Bu oyunu yenemiyorsanız, ya yani bu oyunu planla yenemiyorsanız anlarla yeneceksiniz. Anlarla yene. Anlarla yenmek nedir? Galatasaray üzerinde gideceğim biraz bu bir işe. Anlarla yenmek nedir? O zaman siz harika bir ürün kurup, alanlar yırtıp pozisyon bulma şansınız yok. Pozisyon bulma şansınız anlar. Nedir bu? Futbolda nedir anlar? Vuruş, orta, dokunuş. Zaten gol böyle olur. Evet. Esas istediğiniz kadar oyunu kurun. Bütün sahada kurun. Ama skoru getiren şey anlardır. Dokunuş. Orta vuruş. Kimdir Galatasaray'da bunu şeyin? Kenarda Ziyer. oturdu. Ziyeş mi? Ziyeş. Hakim Ziyeş. Dikkat edin. Girince oyuna kestiği kısa ortalar. Yaptığı vuruşlar. Vuruş orta arası. Kaleye gönderdiği yolla, toplar. En büyük tehlikeler burada oldu. O yüzden bazen gole gidiş planı çok komplike olmayabilir çok basite indirgenebilir. Evet. O maçlardan biriydi bence bu Kopenhag maçı. Çok basit bir <laughs> yol izleyecekti Galatasaray. Bana göre o anda bunu ta eleştirel bakmıyorum şimdi o Hoca'yı anlayabiliyorum. Ee, Almanya'daki maçta çok etkili olmuş Galatasaray. İşte İngiltere'de keza istediği sonuç şey, oyunu istediği gibi oynayabilmiş. Ben bunu Kopenhag'ta da yaparım dedi. Ama siz oynarken size karşı oynayan farklı bir takım vardı artık bir şekilde Bayern Münih ile Manchester United'in benzer olduğunu düşünebiliriz oyun anlayışı stratejisi bakımından evet. ama Kopenhag tamamen farklıydı. Ama bunu Okan Hoca da biliyor. Biliyor muhakkak biliyor mu? Ben bunu yenerim diye düşündü. Yani bu benim oyunum geçerli olur diye düşündü. Bana göre olmadı. Orada başlangıcını anlayabiliyorum ama hakimiyet hamlesini çok da erken yapabilirdi. Ya büyük bir özelliği hakimiyet kabul ederim. Vuruş, kısa ortalar, oradan kullan Bazen yapar gibi araya bırakış anlara ihtiyacı vardı Galatasaray. In. Zaten bir şutunda kaleci zorlukla çıkardı. Evet. maçta yani Bine zaten birlikte dikkat et bakan bunu kısa dokunuşları vardı. İkardi vurmaya çalıştı. Bunu bütün maç boyunca denen düşün. Çok basit bir yol. Tek bir yol. Bazen oyunlar böyle kazanılır. Ben anlayabiliyorum oyunu ele geçirmek isteyen Okan Hoca'nın işte bütün oyunda hakim olmayı ama oradan sonuç gelmiyor. Niye? Çünkü alan bulamazsınız. Alan vermiyorlar. O yüzden bence Galatasaray'ın genel planındaki başlangıç planındaki e, sebebi anlayabiliyorum ama hemen devrasına müdahale edebilirdi bana o konu. 70'lerde falan girdi galiba Hakimciye. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakarsam. Bak ya yani bunu çok daha önce Hakimciye vuruş, orta, top kesi özelliğinden, dokunuş özelliğinden faydalanması lazım. 61'de girmiş. 61'de girmiş. Belki Hakimciye ile bile başlayabilirdi. O yüzden benim tek eleştirim, oyun eleştirim bu. Kopenhag'la oynamak zor. Kopenhag istediğiniz oyunu oynamak zor. Mecbur onun istediğini oynuyorsunuz. Ama istediğinizi alabilirsiniz. Onun istediğini oynasanız bile. Adamların da bir tek şeye ihtiyacı vardı. Zaten alan vardı. Alanda doğru anı buldular ve bir sıfır maçı bitti. Mertens'i de aynı şekilde kullanabilir miydi en baştan? Ha Mertens'i nasıl kullanabilirsiniz? Düşünüyorum şimdi. Yani şimdi. o da aralara falan... Ya Sizin kullanabilirsiniz. Mu? Şimdi baştan sonra bunların yorumunu yapmak Tabii. çok kolay. Maç öncesindeki o, hocanın yerine koyuyorum ve empati yapmaya çalışıyorum. Kimi kullandı? Yani, sizce? Kerem. Kerem. adana Demir maçı. Icardi dokunur, araya bırakır. Kerem alır, maçı 2-0'a getirir. O da onu hayal ediyor. Olmuşu tekrar bu oyunda da olabileceğini düşünüyor Okun Hoca. Burada hiçbir yanlış yok. Ya belki Mertens e, forvet arkası, Kerem solda, Zaha da yedekte başlayabilir miydi acaba? Rıza'yı yedekte batlaşmak, başlatmak çok kolay değil çok ama kolay pek, değil. Pek ha diyorsunuz yani. ki bu oyuna göre daha alanlar bulamayacak. Evet. Dar alanlarda olabilir. Bu da bir düşünce tarzıdır. Ama bazen ee, şeyin oyuncunun yeteneği değil ismi oynar. Bazen mecbur kalırsınız. İsmiyle oynatmak zorunda kalırsınız. Şimdi kestim diyebilir misiniz? Peki Tete niye o zaman mesela isim olarak Ziyech Tete'den de çok önde bir isim. Ama Tete'yi tercih etti mesela hocam. Evet ama e, Hakim Ziyech'ti. Zaman zaman kullanmadığı bölümler oldu. Hakim Ziyech Galatasaray'ın Bank oyuncusudur denmedi. En azından onunla konuşarak ve işte fizik kalitesini şu anda nasıl bilmiyorum. Tete farklı oyuncu. Tete ile orada oyunlar kurmayı, Saşa böyle ikili oyunlar kurmayı hayal etti. Ziye daha bireysel. Ama bence en büyük silah en basit olmalıydı Galatasaray için Kopenhag maçında. İnanın benim maçın özetim bu. Başka türlü Kopenhag'ı çözeceği tek, hiç alan bırakmıyorlar ve çok hakikaten bu konuda çok maharetliler. Zaten hikayeleri bu. Peki teknik direktörler ya yani yedekte de yani esasında ilk 11'dekinden daha iyi oyuncunuz olduğunu bilip ama ben bu oyuncuyu maç sıkışırsa kullanayım yedekte kozum olsun diye düşünür mü? Yoksa elimdeki en büyük güç neyse ilk 11'de kullanırım diye. Büyük oranda 10 maçın 9'unda ilk 11 mantığıyla başlarsınız. Sonradan girecek falan değil. Ama buradaki benim anlatmak istediğim e, bu değil. Süreci uzatması lazım daha kimseyi koyup. birden 70'e kadar. Hı. Şimdi bakın 10-17 dakika kullandınız akimziye orta ve vuruşlarını. E başta başlarsanız 90+ dakika kullanma şansınız var. Sayı olarak da şey, ihtimaliniz artar. Benim anlatmak istediğim o. Çünkü ben başka Galatasaray'ın tehlike olduğu bir pozisyon görmedim. Yok. Biz sonlarda orada artık son dakikalarda zaten Hayır. Çok planlı organize Kar geliştirilmiş, planlanmış başlaması. bir şeyin olduğunu görmedim. Evet. Planı vardı belki ama uygulatmayan bir kopayak vardı onu söylemek lazım. Çok 50 50 civarında orta yapmış Galatasaray. Evet. Ve bunlardan 11'ine sadece vurabilmişler. Şimdi diyecekler ki mesela şöyle de bakabilirler. Biraz şeytan avukatını yapalım. Maç bittikten sonra çok rahat konuşmakta. <laughs> mesela yorumcu kaybetmiyor hiç bu maçı biliyorsunuz. Ee, ben o tip o, o, pencereden bakmak istemiyorum. E, bu kadar çok ortayı boşa harcarsanız işte karanlığa orta diyorlar harcarsanız ben hala ortanın etkili ortanın çok önemli bir gol pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Gol yolu olduğunu düşünüyorum hala. O kadar daraltılmış bir alanda yerden oynamanın mantığını hayal etmek çok da gerçekçi değildi bence. Bence yine bu iş çözecek olan ortalardı. Etkili ortalar ama. Saşa Boy'un ortaları değil. Sıfıra indiği zaman tamam ama etkili orta bölgeleri vardır. Oradan gelen ortalar değil. Hakim Zeyn ters ayakla yaptığı kısa ortalar ve vuruşlar. Bana göre bunun sayısını arttırmak için de Hakim Zeyn süresini arttırmak lazım. Peki hocam Galatasaray için bu sonuç başarı mıdır? Başarısızlık mıdır diye tartışılıyor. Evet okudum ben da. de. Siz ne dersiniz bu noktada? Gerçek ilk grup açıklandığında Bayern Münih ve Manchester United herhalde herkesin favorisiydi grup için. Birçok insanın. Bu noktada Galatasaray üçüncülük yarışı yapacağı düşünüyordu en kötü ihtimalle Kopenhag'la. Ama Kopenhag tabii burada Manchester United'ın bu kadar kötü olduğu bir, bu kadar kötü bir performans gösterdiği bir... En başarılı takım da. söyleyeyim. Kopenhag. Doğru mu? Evet. E Kopenhag en başarılıysa Galatasaray'ın üstünde olma şansı var. Evet, öyle bir kıyas. Manchester'ı geriye bırakırsak. Evet. Şimdi e, grubun hikayesinde de ben de katılıyorum size. Bu grup açıklandı. Futbolun tarihsel gelişimi, kulüplerin tarihsel başarısına baktığım zaman hemen sıralama yaparız biz. Bayern Münih, Manchester United. Manchester United'ı Bayern Münih zaman zaman yerde değiştirir tarihsel şey içinde. Üçlü de Galatasaray'da deriz Kopenhag'dan. Böyle bakarsanız başarısız değil. Tam da yerinde. Ama hikaye başlar. Siz Manchester'dan 4 puan alırsanız Manchester United'dan ve son Kopenhag'a burada beraber kalıp orada yenilirseniz e başarılı demeniz zor. Evet. Hikayede zor. İsimler olarak tam yerinde Galatasaray ama grup işleyişi, grup akarkenki oyun hikayelerinde Galatasaray başarılı diyemeyiz. Oyunda çok başarılı oldu. Bakın sonuçta değil ama oyunda başarılı oldu. Ben bir futbol adamı olarak, yıllardır oynamış bir kişi olarak, onlarla oynamayı bilen biri olarak söylüyorum. Kolay değildir bu sürelerle o takımlarla kafa kafaya oynamak. Galatasaray gücünü anlattı. Gücünü anlattı. Ama istediği şeyi o, o oyunla alamadı. Son iki mısın? maçta biraz ya belki... Bu Galatasaray'ın kısa söyleyeyim şampiyon ligine devam etmeliydi. Ha, son iki maçta belki biraz düşüş oldu mu sizce Galatasaray'da? Yani Manchester'da 3-1 dönüşüşlük üç bir dönüş var ama orada kalecinin de bir hatası var. Hani o... Bunlar bütün düşüneceksiniz. Hatalar. Hepsi bir bütün içindedir. Yani 3 -3 -3. Mesela Manchester'ı deplasmanda yenmeleri ya da Bayern Münih maçlarında daha bir kesin bir oyunu tatmin etmişti insanları. Hı hı. Ancak mesela Manchester United 3 maçta biraz daha Ama o da, o dalgalanmalar olacak. O dalgalanmalar olur. Hiçbir zaman böyle gitmez oyunlar. Hiçbir zaman gitmez hele bu takımlara karşı gitmez. Galatasaray'da bir bence bir problem şey yanlış yaptın düşünmüyorum. Yani teknik anlamda da yanlış yaptın düşünmüyorum. Ama Kopenhag'ın istediğinin oyun dışına çıkmak çok kolay değil. Çok basit bir şey ihtiyacı vardı. Erken gol Erken gol bambaşka hikaye döndürebilirdi. Evet. Bambaşka hikaye. Ya da bu maça e, beraberlik Galatasaray'a üçüncülüğü garanti ediyor gibi durum olsaydı belki o da oyun stratejisini değiştirebilirdi. Kopenhag galibiyeti ihtiyacı olsaydık o... ama zannetmiyorum silahları bu. Yani onlar 0-0 sıfır sıfır gidiyorlar. zaten 1-0 oynadılar. <laughs> ama Anladın? o zaman Kopenhag bir yerde gelmek zorunda kalacaktı ve Galatasaray'ın Galibiyet şansı Anlıyorum çağrı seni ama bu kadar düz mantık işlemez yani. Hı. Galibiyet şansı var gelmek zorunda. Onlar da gelirse de biz de gol atarız. O da çok kolay her zaman gerçekleşecek bir şey değil. Ee, ama Kopenhagen gücü zaten bu. ben çok iyi takım, harika teknik becerim var. Uçarım kaçarım demiyor. Ben seni uçurmam kaçırmam. Alanı ve anı bulduğum zaman da maçı alırım. Ve aldılar ve e, bana göre grubun en başarılı takımı Kopenhagen oldu. Evet onu zaten o tabii işin gerçeği yani ama zaten Galatasaray kaybettiği hiçbir bir şey yok. Evet. Avrupa Ligi'nde devam edecek. Oradaki hedef de e, çok ciddi bir hedefi olabilir Galatasaray'ın. Bize hala e, Galatasaray'ın getireceği güzel maçlar bekliyor. Peki ha bu ligi etkiler mi? Onu sana istersen söyle. Bir zaten ertelendi etkilenecek evet, şey de değil, yok. ertelendi. <laughs> Şu anda. Ama Galatasaray bütün bu şampiyonluk e, grubu hikayesinden bir tek şey tabii Galatasaray sorguluyordu kendi camiası içinde. Fas, büyük yatırımlar yapıldı. Ben Hı mali anlamdaki maliyetlerini bilmiyorum bu oyuncular ama işte Zaha'lar, Hakim Ziyeh'ler, Icardi'ler bunlar ciddi maliyetlerdir büyük ihtimal. Zannederim bu maliyetlerin hedefi de Şampiyonlar Ligi'ne devam etmekti. Orada ne kadar sapmalar oldu kulüp kendisine değerlendirecek. Evet Yani o maliyet kısmına etkiler. Evet, tabii yani kulüp ne kadar etkiler He, burada ne oldu? Ama şimdi? genelde tabii Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen bir kadro diye e, kurulmuştu. Kadronun yola çıkışı. Ama şöyle bakabilir Galatasaray şimdi düşününce. Yatırım yaptı, şampiyon oldu ligde geçen sene. Hı hı. Geldi şampiyon liginde, katkıları sağladı, olmadı. Tabii ha? gruba katılınca da bir kazandı para var. o ya da Ama ne yapacak? Tabii hemen bir de bir olmuyor. Şunu yapabilir. Bu sene tekrar şampiyonu, bir daha şampiyon hali ki. İşte o zaman e, böyle daha bir buçuk, daha, evet daha gerçekçi bir hedef olarak görebiliriz onu da yani. O pencerede bakabiliriz. Tamamdır hocam. O zaman budur diyorsun yani Galatasaray Kopenhag. Yani lig ligde ertelendi ama heyecanlandı. Anda... Güzel maçlar seyrettik bak Çağrı. <laughs> ee, ben bir futbol sever olarak söylüyorum. Seyir keyfi yüksek maçlar seyrettik Galatasaray. Evet. Bakın Almanlarla 45 yıl 90 dakika bunları yenmeniz çok zor. Bölüm bölüm yeneceksiniz. Ancak o zaman zaten 90 dakika yeniyorsanız siz başka bir sınıf takımsınız. Bayern'in ki maçlardan en azından bir puan alınsaydı birçok şeyin şey değişebilirdi belki. Ama burada kilit Kopenhag. İşte ben o konuda son maçta yani Galatasaray'a beraber... Çünkü Manchester United'ın Bayern Münih'i yenemeyeceğini çoğu kişi tahmin ediyordu açıkçası. Bir de yenildiler de. Hayır hani... esas hikaye şeyden döndü. Bayern Münih Kopenhag'ı yense kendi sahasında evet, beraberlik alası Ama yediyordu. başkasının işi yani. Ama şu mantıkla söyledim. Galatasaray'ın Bayern Münih'ten maçı puan alması mı kolaydır? Bayern Münih'in Kopenhag'ı mı yenmesi kolaydır? Kendi sahasında. Ama işte ben kendi yapabildiğim Kend noktaya bakarım. Tamam da ama Bayern Münih futbol e, gerçekleri işte Bayern Münih'in kendi sahasında Kopenhag'ı yenmesi farklı yenmesi gerekir. Evet ama tabii orada da şu nokta Kopenhag avantajı da Bayern Münih'in artık grupta kendisini garantili liderliği de garantilemişken oynaması da ya oyuna sayı başladım mı oyuna vallahi hiç o aklına gelmez. Ha en sonunda tamam ya bir şey olmaz dersin ama oynarken hep kazanma mantığı vardır bu. O işte. değiştirmez mi diyorsunuz? Yani maç ya, öncesi tık, bir tık düşürebilir ama bir an tekrar yükselir maç içinde. En küçük bir olaya tekrar o galibiyet Tabii ihtiyacı. o açıdan son maçta da Bayern Münih'in Manchester'ı yenmesi de o açıdan doğru yani. Manchester'ın daha çok ihtiyacı varken. Ama olmadı tabii evet. <laughs> Bayern Münih. Tabii orada Frankfurt'un 5 tane atması da <laughs> bazen, bazen maç şey. sonuna maç sonuna maç sonu yorumlarıyla yaklaşıyoruz. O çok şey olmuyor yani. <laughs> Hocam o zaman diğer şampiyonluk adayı dediğiniz Fenerbahçe'ye geçelim. Geçelim.